Oh, topladım. 50-10-10 yazdım. Evet, 50-10-10 mı? Ha, buldum. Karşımda. Bunda var bir de, bir şey de nedir? Ne yani? Yalanın yeri olmana gerek yok ki. Ne büyük dal aldım aşağı, gördün mü? Çok büyük dal, içinde hiç fındık yok. Bekşi de dedi, ne oldu? Dali alıyor. Alsın diye ne oldu? Zararı mı var o? Şöyle yani bu 3-4 santim derinliğine gidiyor böyle. Ya da bunu bir daha çek. Alabildin mi? Bir oranda kullanılır yani. O kadar haber. Şimdi iklim değişikliği bütün dünyanın çok önemli belalarından bir tanesi ve her tarafta gittikçe daha ağır etkilerini görmeye başlayacağız. Bu bölge halkının temelde birkaç tane geçim kaynağı var. Bunların başında balıkçılık geliyor, çay geliyor, fındık geliyor. Bunların iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğini öngörebilmek ve buna göre hazırlık yapmamız gerekiyor. Ben de mesela özellikle fındık konusunda nerede daha fazla fındık üretebiliriz? Yani verim nerede daha fazla olabilir? Bu konuları çalışıyorum. Şimdi en basiti, biliyorsunuz fındık 700 kotunun altında yetişir bu bölgede. Yani 700 metrenin altında olması gerekir. Ancak son zamanlarda görüyoruz ki fındık 700 metrenin altında don yemeye başladı. Onun için de fındık tarımını yavaş yavaş 700 metrenin üstüne taşımamız gerekecek bu bölgede. Yani çayın öyle bir derdi yok şu anda henüz ama fındık da biraz daha yüksek kotlara taşıyarak tarımı oraya geçirmemiz gerekiyor. Bir de mümkün olursa eğer Batı Karadeniz bu konuda biraz daha verimi yüksek olacak bölgelerden bir tanesi. Ancak hani şu anda fındığın yetiştiği ve yoğun yetiştiği Ordu ve Giresun'da da belki fındıktan biraz daha çoğu çiftçinin ya da bahçecinin yapmış olduğu gibi kivi türü başka besinlere kaymamız gerekiyor yavaş yavaş. Ormanlık alanlar. İşte oralarda da yavaş yavaş başka tarım ürünlerine geçmemiz gerekecek. Çünkü verim çok azalıyor fındıkta. Şimdi Türkiye'de fındık verimi yaklaşık dekarda 84 kilo. Ve bu yani çok yakınımızdaki Gürcistan'la ya da işte İtalya'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle kıyaslandığında çok çok düşük. Ve bahçeleri gerçekten düzgün kullanacak olursak, yani iyi bir şekilde gübreyi, tarım ilacını, zamanlamasını, çapalamasını,
gübrelemesini, bütün bunları düzgün yapacak olursak Ordu'da verimi 200-250 kiloya kadar çıkartabiliyoruz. Yani olan yerlerde eğer don vurmayacak olursa verim yüksek olabiliyor. Ama hani don vuracak olursa siz istediğinizi yapın, gene de Allah'ın donu, yapacak bir şey yok onda. Hocam evet. Bu don olaylarıyla ilgili bir araştırmanız var mı? Son zamanlarda bu donma neden artıyor? Şimdi donun artmasının arkasındaki temel sebep gündüz sıcaklıkları hızlı artıyor bölgede. Dolayısıyla ağaçlar aldanıyorlar, çiçek açıyorlar ama gece sıcaklıkları yeterince hızlı artmıyor. Yani gece sıcaklıkları düşük ama gündüz sıcaklıkları yüksek olduğu için Mart'ın 10'u ile 20'si arasında ağaçlar don yiyorlar. Ve bu gittikçe de artacak 0-700 kotunda. 700 kotun üstünde öyle bir sorun yok çünkü çok sıcak olmadığı için daha ağaçlar çiçek açmamış oluyorlar. Gündüz sıcaklıklarıyla gece sıcaklıkları beraber yükseliyor.